önce kontrol kalemiyle ilgili bir beyin jimnastiği yapmıştık ve orada demiştim ki muhtemelen kontrol kalemi benim üstümdeki toprağa karşı kapasif etkiden dolayı çalışıyor, yanıyor demiştim. Şimdi bununla ilgili bir test düzene daha hazırladım ve bir deney daha yapacağız. İnşallah beynimiz yanmaz. Burada ne yaptım? Kontrol kalemi şu anda faza bağlı. Şunu da söyleyeyim. Kontrol kalemimin şu anda çıkışındaki kablo geliyor benim ostaskopumun probuna bağlı. Ve ostaskop probu benim ne enteresan bir şekilde kontrol kalemimin yanmasına neden oluyor. Bununla ilgili bir yorum daha yapacağım videonun sonunda. Önce ne yapacağım? Kondansatörden şu elimdeki kondansatörü kontrol kalemin çıkışına kondansatörü bağladım. Nötre bağlayacağım ve burada kondansatörün üzerindeki düşen gerilime bakacağım. Bu gerilim kondansör olduğu için bu 90 derece şebeke gerilimi ile arasında faz farkı olmasını beklerim. Şu anda dokundurdum. Bakıyoruz. Evet şu küçük grafik benim. Kondansör düşen gerilim. Büyük grafik benim. Şebeke gerilim aralarında gerçekten de 90 derece faz farkı var. Bunu zaten kondansör olduğu için bekliyordum. Şimdi bir deney daha yapacağım. Benim üstümden geçen akımın dalga şekline bakacağım ve kapasitif etkiden dolayı yanıyorsa konu şey buradaki benim kontrol kalemim. O zaman diyeceğim ki evet kapasif etkiden dolayı yanıyor. Öbür düzeneği hazırlayıp geliyorum. Şimdi şu kontrol kaleminin çıkışını elle tutuyorum. Dalga şekline bakalım. Aa! Oh -oh. Şu anda şebeke gerilimiyle tam aralarında 180 derece faz farkı olan bir dalga var. Eğer benim vücudum kapasitif etki yapıyorsa arada 90 derece olması lazım. Bu 180 derecelik şu grafik nereden çıktı açıkçası bilmiyorum. Ama işin enteresan yanı şu. Bakın elimi şu kontrol kalemin çıkışında kablo var. Elimi çektiğimde şu anda sadece kontrol kalemin çıkışı ostaskova bağlı kontrol kalemim yanıyor. Videonun başında da demiştim. Ve grafiğin dalga şeklinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Ee, yine ispatlayamadım. Muhtemelen ispatlayamama nedenim de şu. Bu osiloskop içerisinden bir şekilde prop bağlı olduğu için e, bir yerlerden şase alıyor ya da ne bileyim içine başka kondansatörler, bobinler ya da elektronik devre elemanları giriyor. Ve kontrol kalemin yanmasını hem devam ettiriyor hem de beklemediğim şekilde 180 derece faz farklı kontrol kalemi üzerinden ee, bir gerilim indikleniyor çıkışında yani aslında kontrol kalemim çıkışı ostras bağlı en azından burada ben şunu beklerdim şebeke gerilimiyle aynı bir gerilim olsun o da olmadı bilmiyorum içerisindeki neon lambanın kapasitif kesimi e, kendi içerisindeki elektronik elemanların etkisinden mi beklemediğim bir şekilde 180 derece faz farklı şu anda kontrol kaleminin üstünde gerilim indikleniyor. Dijital osiloskoplarda belki böyle bir sorun olmayabilir. İmkanı olan dijital osiloskopu olan arkadaşlar bu deneyi bir de yapıp sonuçlarını bana gönderirlerse paylaşmak isterim. İspatlayamadım. Neden acaba? Bunu da net olarak bilmiyorum.